Bir 5 sayılık avantaj yakaladı. Ama bütün seri boyunca bunu sık sık dile getirdik. Bu ikili sıkıştırmalar, evet, üçlü sıkıştırmaları çok iyi yapıyor. Neyse, top istiyor da aldı. Şampırt. Hücum faul Fatih Söylemezoğlu'ndan. Thornton dip çizgi. Sinan 3 sayılık atış. Girmedi. Emil Krasic. Kayan'ın bloğu var. Şimdi Ender Arslan. Şampırt. Şampırt. Basket. Kaya hemen solundan yardıma geldi. Bu kez sağdan hareketlendi. Mirsa giriyor top. Şeyi o. Şampırt. Üçlük girmedi. Sılar yani. Ömer son saniye. Girmedi. Girmiyor. Şimdi Mirsa ve basket. Evet. Bu 2 50 saniye. 58-55. Semih Kaya'nın elinden topu çaldı. Green. Green zorladı. Green atışı isabetli. Yani oynamadı hakikaten ne kadar. Kaya gidiyor. Kaya girerse basket olmadı. Ne değildi. İkinci atış. Bu kez isabetli ama evet. 8 saniye, 7 saniye. Emir Krasic dip çizgiye kadar gitti. Atışı hiçbir şeye değmedi. Bir saat düşerken basketi buluyor. Şampırt. Şampırt. Bir basket daha Şampırt'tan. O ya, fotoğraf çektirir gibi atışını yapıyor. Kesin. Asımit. Emir Prestic'in yanından geçmek istiyor. Emir'in faulü. Belkini göster dışarıya. Veli Salomon 3 sayılık atış. Girmiyor. Evet, Ender Arslan. Thornton. Ömer Onan'ın savunması. 6 saniye hücum süresi kaldı. Thornton. Evet. Dönüp atışı. Girmiyor. Kaya ve Semih. Semih de kaldı riba. Thornton gibi oyuncuyu tutmak çok zor. İyi yere girdi. Veli Salomon. İyi yere Kaya'dan girdi. 63-60. İkinci atış, onda da isabet var. 63-61. Ergler Aslan içeriye. Top kaybı. Kaya adeta müthiş bir mücadele. Bir hava atışı. Jump ball. 63-61. Güzel baş. Çok güzel baş. Semih. Çok güzel baş. Müthiş bir basket. Charles Smith 6 saniye. 5 saniye. Charles Smith. Foul. Ben başka bir kelime bulamıyorum derken kaçıracak da. Faktörleri bunlar. Foul. Semih ikinci atış. Onda isabet var. Nerede? Charles Smith. Charles Smith boşluğu buldu. Atışı tamamlıyor Kaya. Tipliyor Kaya. Veli Salomon. Charles Smith'in yanından geçti. Fake'ini de attı. Basketi de buldu. İki sayı. Son 1,5 dakikaya giriyoruz sevgili izleyiciler. Kaya Peker. Kaya. Kaya atışı isabetli değil. Emir Prestic savunma reboundunu aldı. Son 1 dakika 22 saniye. Nisat vazgeçti. Geriye döndü. Bench'e oturuyor. Prestic. Emir Prestic. Son 1 dakika 10 saniyeye giriyoruz. Emir Prestic 11 saniye. 10 saniye. 9 saniye. Bir hücum faul. Bir hücum faul. Burada. Evet. Efes'in atacağı sayı kendisine maçı getirmekte büyük bir avantaj sağlar. Aynı şekilde Fenerbahçe için de bunu yememek lazım. Çok kritik bir iştir. Eğer atış isabetli evet, değil Ömer Onan. Şimdi tabii bu da iyi müdafaa yaptıkları için aynı ama foul. Foul'ü tercih etmiş demek ki. Şimdi ağzımdan aldı. Yani burada yapılacak şeylerden bir tanesi son hücumu kullanmak avantajı. İkinci atış. O da isabetli. Evet. 68-68'lik evet, eşitlik var şimdi. Aynı. Bir saniyelik bir fark var. Şimdi Charles Smith. Charles Smith kullandırmadılar bile. Ömer Onan girdi. Arayda da atıştır ama bundan sonra o istenir mi bilemiyorum. Foul oldu. Hadi bakalım. Şimdi bakın. Ben şunu söyleyeyim. Bu tabii belki ilk defa oluyor olduğu için bir şey söylenmeyebilir ama yeni kurallarda top oyuna girmeden yapılan faullerin bir de teknik faul geldi. Faullerin hepsi sportmenlik dışı fauldür. Yani böyle bir kural var yeni. Yani böyle bir kural var. Bu kuralı birçok kişi bilmiyor. Çünkü çok da nadir oluyor zaten böyle olaylar. Ama bu yeni kuralda top sahaya girmeden evvel yapılan faullerin hepsi sportmenlik dışı faul. Bu ilginç evet, bir ayrıntı. Yani sonrasında da Tanyevic'e de bir teknik faul geldi. Yani dolayısıyla maç çok büyük bir avantaj elde etmiş oldu 13 saniyede. Şimdi 4 tane faul atacaklar. Ve top şeyde olacak. Efes Bilsen'de olacak. Ve de kural bu diyor Fatih Söylemezoğlu. Mirsat'ta
Ama yani burada büyük ihtimalle bilmiyorlar kuralı. Ben sana söyleyeyim. Yani bu kural konduğu zaman ben hep bunu merak etmiştim. Bu maçın sonunda böyle bir şey olsa nasıl yapılacak bu iş diye. Yalnız öyle bir şey ki eğer diskalifiye olursa, çünkü Mirsad çok sinirlendi, evet. Hala konuşuyor. Evet. Ve bir teknik faul geldi mi? Evet. Bir teknik faul ama daha geldi. Şey yapmaması lazım. Yani Mirsad'ı tutmaları lazım. Bu seri bitmedi ki. Mirsad'ı tutması lazım. Evet. Orada yine şişeler yağmaya başladı. Yani bu seri bitmedi ki. Bu seri bitmedi ki. Şimdi 2-3 gün sonra Abdi İpekçi'ye gidilecek. Ve hakemler terk ediyorlar sahayı. Hayır, seri bitmediği gibi tabii, bundan sonraki maç Abdi İpekçi'de ve eğer bu şekilde, bu arada Rasim'in yaptıkları yani masayı tekmelemek ve yani masa hakemlerinin üzerine yürüyüp tekmelemek gibi bir, yani Emir Turan da orada Rasim'i uyarmaya çalışıyor. Neyse ki arkadaşları tuttular, şimdi geri çekiyorlar. Dolu ve Erşan Kartal en arkada. Hakem üçlüsü de şu anda koridordan çıkıyorlar. Oyun alanına böyle geliyorlar sevgili seyirciler. Kalmıştı zaten. Onun için de bir teknik faul daha aldı. Almış. İki tane daha atacak. Oyuncular kendi taraftarlarını uyarıyor. Teknik heyet Aziz Başkan uyarıyor ama maalesef hala bazı yabancı cinsinden çakmaklar falan atılmaya devam ediliyordu. Niye iki tane daha? Bu arada bizim fark edemediğimiz birkaç tane teknik faul olmuştu. Teknik faul daha olmuştu. Evet. Kasımit son atış. Kasımit de neye sinirleniyorsa. ...74-68... Ender Arslan artık Fenerbahçeli oyuncularda. Evet. Neyse, bu kadar tansiyon yükselmişken iki takımın oyuncuları en azından birbirlerine en ufak bir, tabii canım, oyuncular içinde hiçbir şey yok yani. Ben Gürkan'a dönüyorum sadece de. Evet, yanımızda Nedim Karakaş var dedim abi. Gergin bir atmosfer aldı maçın sonunda. İlginç bir son yaşandı. Neler söyleyeceksiniz? Ya ilginç bir son yaşandı. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere çok güzel maç oldu. Yani seyredenler açısından mükemmel bir maç oldu. Ve biz maçı kazanma noktasına getirmiştik. En sonunda çalınan sportmenlik dışı faul doğrudur. Çünkü kural gereği oyun durduğu anda kenardan topu oyuna girerken yapılan fauller sportmenlik dışı fauldür. Ama orada faul olup olmadığını değerlendirmesinde bir şey söyleyemiyorum. Yani o hakemin taktiği bana göre faul yoktu ama ben bilemiyorum yani şey oldu.